Diler, Cicve, Resim seninler. Diler, Cicve, Resim seninler. 1915 Ermeni soykırımının belki de yakın dönemdeki yeni tezahürü olan Hrant Dink'in katledilmesinin 8. yılındayız. Aradan 8 yıl geçmesine rağmen Hrant'ın katilleri halen cezalandırılmış değil. O gün Samasları, Yasin Hayalları bu olayda kullanan zihniyet İttihat Terakki'nin kendisidir. Teşkilat-ı Mahsusa'nın kendisidir. Kısaca devlet zihniyetinin kendisidir. Bizler açısından tetiği çeken değil, bu zihniyetin kendisiyle hesaplaşmak zorunludur. Hrant'a dönük bu saldırının altında yatan gerçek sebep Hrant'ın temsil ettiği değerlerdir. Çünkü Hrant Dink bu ülkenin vicdanıydı. Hrant Dink bir güvercin tedirginliğinde yaşarken bu ülkede Ermenilerin yaşadığı psikolojiyi temsil ediyordu. Yahudilerin yaşadığı ruh halini temsil ediyordu. Aydınlık vicdanı yaralanmış, kanamıştır. Bugün 8 yıl aradan geçmesine rağmen yönetenler 1915 Ermeni soykırımında olduğu gibi Cumhuriyet döneminde yaşanan Kürt soykırımlarında olduğu gibi bu zihniyetin kendisidir. Bu zihniyet halen günümüzde de katletmeye devam ediyor. Bu zihniyet bugün Cizre'de katliamlarına devam etmektedir. Çocukları katleden bu zihniyetin failleri Hrant'ın da katilleridir. İşte Hrant Dink davasında yargılanan, şu anda hakkında yakalama kararı çıkarılan Emniyet Müdürü Ercan Demir'in Cizre'ye gitmesinin hemen akabinden 8 kişi katledilmiştir. Şimdi Cizre'de yaşanan cinayetleri, katliamları bize paralel diye yutturmaya çalışıyorlar. Buradan çok açık beyan ediyoruz. Cizre'nin faili, Cizre'nin katilleri, Hrant'ın katilleriyle aynı olan devletin kendisidir. Bu işi o tarafa bu tarafa atmaya gerek yok. Paralelse çıkar açığa. Açığa çıkarmadığı müddetçe Hrant'ın katillerinde olduğu gibi Cizre'nin katili de sensin. Sorumluluğu sendedir. Bu halk onurlu bir şekilde ayağa kalkmış, bu direnişini eşitlik, özgürlük, kardeşlik temelinde sürdürüyor. Sürdürmeye de devam edecektir. O yüzden devlet Cizre'den kanlı ellerini çekmeli, çocukları katletmekten vazgeçmelidir. Başta başbakan ve cumhurbaşkanı olmak üzere yaşanan çocuk cinayetlerinden sorumludurlar. Dün kadın da çocuk da olsa bizim için fark etmez diyenler bugün Cizre'de katledilen çocukların hesabını vermek zorundadırlar. İnsanların yaptığı gibi Cizre direnişini sonuna kadar sahipleneceğiz, selamlamaya devam edeceğiz. Bir kez daha katledenlerin hızlı terfi ederek devletin yüksek makamlarına eli kanlı gittikleri görülmemiştir. İşte bugün Türkiye'de egemen sınıflar, egemen güçler kendilerinin kullandığı tetikçileri bir bir görevlendirerek, terfi ettirerek katliamlara, bu ülkedeki çocuk ölümlerine, aydınların ölümlerine bir kez daha nasıl yaklaştıklarını bizler AKP hükümeti döneminde gördük bir kez daha arkadaşlar. İşte Hrant Dink'in katlederken Trabzon, İstanbul arası dokunan mekik, Trabzon'dan kalkarak Cizre'ye kadar uzanan yolculuk, bütün bu yolculuğun serüvenleri aslında aydınlarımıza, çocuklarımıza uzanan ellerin
bir kez daha devlet tarafından onlara gösterilen mükafattan başka bir şey değildir değerli arkadaşlar. Yüzünü kapatmış diye, elinde molotof var diye güvenlik yasalarıyla ölüm emri verenler bugün elbette ki demokrasi adına, barış adına, özgürlük adına söyleyecekleri bir tek laf yoktur. İşte bu lafları sık sık yapanlar gerçekten bu kış günü havada uçan kargalar bile bunlara gülerler. Özgürlük kuşlarına, dizlerinin barış güvercinlerine buradan selam olsun diyoruz. Onları bir kez daha destekliyoruz. Yanlarındayız. Çocuklarımız rahat uyusunlar. Çocuklarımız ebediyette giderlerken bizler bütün Kürt halkı olarak, bütün Türkiye işçi ve emekçileri olarak onların acılarını, ailelerinin acılarını, onların sürdürmüş olduğu özgürlük mücadelesini taşlandıracağımızdan hiç kuşkuları olmasın.